Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım. Geçmişte olduğu gibi. Evet, geçmişte olduğu gibi. Kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Avrupa'nın önüne gelen bütün politikacılar bunu söylemektedir. Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Yılında bu ülkenin iç dış borcu toplam 230 milyar dolardı. Bugün 400 milyar doları geçti. Türkiye'nin cari açığı 2002 yılında 1,5 milyar dolardı. Bugün Türkiye'nin cari açığı 32 milyar dolar. İnsanların kafası karıştı. Deniyor ki doğrudan yabancıya. Ben geçtiğimiz yıl Kasım ayında Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'a bir soru vergisi yöneldi ve dedim ki Sayın Babacan, son 4 yıl içerisinde bu ülkeye gelmiş, yatırım yapmış, istihdam üretmiş, know-how üretmiş, ihracat yapmış, yabancı sermayenin bana miktarı var. Gelip sermaye yok. Gelen sermaye neye gelir diyor. Bankalarınızı satın almaya gidiyor. Karlı işletmelerinizi satın almaya gidiyor. Sizin merkez bankanızda ve özel bankalarınızdaki toplam 112 milyar dolarlık mevduat kasanızda değil, dışarıya yatırmışsınız. Amerikan Fed'inde, Merkez Bankası'nda ve diğer yabancı bankalarda %4 faizle çalışıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Sıcak para olarak Türkiye'ye 80 milyar dolar girmiş ve %22 faiz ödüyorsunuz. Bu para sizin aslında. Yani dışarıya veriyorsunuz parayı %4 faizle, aynı parayı %22 faizle ülkenize alıyorsunuz. Korkunç bir rant mekanizması. Bunun adı vahşi bir rant düzenidir. Laiklerin hakkını vermek için, vatandan putları yok etmek için, Azimüşşan izin verince geliyoruz Kemalize bekleyin bizi. Allah Azimüşşan izin verince geliyoruz Kemalize. Thank you.
belirledik işimdedir. Tüm zenginliklere, enerjiye sahip olmalı, tüm enerji havzalarını ele geçirmelidir. Petrol coğrafyası biçimlendirilmeli, stratejik noktalara kutla devletler oturtulmalı, Türk halkı bu amaç çerçevesinde şekillendirilmeli ve felçedilmelidir. Bunun için Türkiye'nin kalbinden Mustafa Kemal'in bağımsız ruhu silinecektir. Türkiye'de Kemalizm bitmeden gelişme olmaz diyor. Bunca darbe, oyun, çekişme içinde Türkiye hala direniyor. İşte o nedenle Amerikan istihbaratı Türkiye'ye psikolojik operasyon mangaları yolluyor. Milli eğitime el atıyor. Üniversiteleri Erasmus'ta işgale yelteniyor. Avrupa Birliği havucunu burnumuzda tutuyor. IMF ile terbiye planı uyguluyor. NATO ile şekil vermeyi deniyor. Ama sağduyu, binlerce yıllık bir sağduyu, Amerika'nın 200-300 yıllık tarihi bunu anlayamıyor. İyi geceler efendim.